Ben herkese merhaba. Az önce vedamı gerçekleştirmiştim ama sizlerle birlikteyim şu dakika itibariyle. Kısa bir süreyle Esin burada olacak. Nedenini de hemen bir açıklayalım. Sevgili Onur sizlerle birlikte olacak ama birazdan kısa süreli bir program gerçekleştireceğiz sizlerle birlikte. Şöyle ki Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi'nden biyoloji öğretmeni Mustafa Yavuz, aynı zamanda İspanya'dan fizik öğretmeni Manuel Moreno stüdyo konuğumuz olacak. Yeşil Günler Yeşil Kentler adı altında bir projeden bahsedeceğiz bugün. Çevre kirliliği, çevre eğitimi gibi konuları kapsayan bir proje hakkında kendileri bizleri bilgilendirecekler. Şu anda kendileri stüdyo konuğum. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Peki, öncelikle projemizden bize kısaca bahseder misiniz? Şöyle bir genel bir tanıtım yapabilir misiniz? Tabii bizim projemiz Türkiye, İspanya ve Romanya'yla birlikte yürütülen, Türkiye, İspanya, Romanya'dan 3 tane liseyle birlikte yürütülen bir Avrupa Birliği projesi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje. Genel olarak da çevre etkinliklerini konu alan, çevre temizliği, çevre kirliliğinin önlenmesini konu alan bir proje. Bu projede biz öğrencilerimizi bir çevre bilinci uyandırmayı, onları çevreye karşı daha dikkatli olmayı, tabii bunu yaparken de verileri de işin içine katmayı düşünüyoruz ve de amaçlıyoruz. Peki bu anlamda yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Yapmış olduğunuz etkinliklerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bu etkinlikleri iki kısımda incelemek mümkün. Şöyle ki, ilk olarak projenin bir yurt dışı ayağı var. İkinci olarak da yurt içinde bizim okulumuzda veya pendimizde, kendi içimizde yaptığımız etkinlikler var. Yurt dışı ayağında öncelikle geçen yıl Ekim ayında İspanya ziyaretimiz oldu. Ülkemizden, okulumuzdan 4 tane öğretmen ile birlikte, 2 tane öğrenciyle birlikte İspanya ziyaret ettik. Tabii ki orada Roman öğretmen ve öğrenciler de vardı. Bu bizim için gerçekten iyi bir tecrübe oldu. Oraya gittiğimizde Pendik'i, İstanbul'u, Türkiye'yi, okulumuzu anlatma fırsatı bulduk. Ve tabii ki çevreyle ilgili yaptığımız etkinlikleri orada sergileme şansı bulduk. İkinci olarak geçtiğimiz yıl yine Mayıs ayında Romanya'nın Kestence kentinde bir toplantımız oldu. Bu toplantıda İspanya'dan öğretmen öğrencilerle birlikte Türkiye'den kalabalık bir grupla katıldık. Yine aynı şekilde ülkemizi ve okulumuzu, projemizi orada saygıyla tanıttık. Okul etkinliklerimiz olarak okulumuzda şu anda zaten bir geri dönüşüm kampanyası yapılmakta. Bu kampanya çerçevesinde kağıt, plastik, cam, metal atıklar öğrenciler tarafından ayrıştırılarak toplanmakta. Bu Pendik Belediyesi'nde işbirliği içerisinde atıkların geri dönüşümü sağlamakta. Ayrıca piller ve atık yağları da burada söylemekte fayda var. Artık öğrencilerimiz kullandıkları müşteri kağıtları buluşturup yere atmaktan ziyade onları geri dönüşüm kutularında değerlendirme, böylece hem çevre kirliliğini önleme hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı öğrencilerle beraber bunu öğrendik diyebiliriz. Peki, ne kadar güzel bir şey. Peki, şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Sadece şu anda Türkiye, İspanya ve Romanya var, öyle değil mi? Evet. Peki, hedef ülkeler hangileri? Hedef ülkeler bu programda Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve aday olan ülkeler. Biz aday statüsünde olduğumuz için zaten başvuru yapabiliyoruz. Aslında proje başvurusu yaptığımız tarihlerde 4. ülke İtalya vardı. Fakat başvuruları kabul edilmediği için onlar elendiler. Biz üç ortak yolumuza devam ettik. Birinci